Merhabalar. E-defter sürecinde yapılması gerekenler nelerdir? E-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması gereken zorunlu defterlerden biridir. E-defter başvuruları için ilgili edefter.gov.tr adresinden başvuru işlemleri yapılması gerekmektedir. Buradan başvuru alanına gelip e-defter başvurusu seçilmelidir. Daha sonrasında ilgili e-defter başvurusunda elektronik başvuru yapmak için tıklayınız seçeneği tıklanılarak burada önemli olan bilgisayarınızda Java'nın kurulu olması gerekmektedir. Gerekli önemli uyarıyı dikkate alarak ekrana geldiğimizde alt alanda bulunan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Gerekli mükellef bilgileri doldurularak uyumlu yazılım sekmesi içerisinden DIA e-defter seçeneği seçilerek ve diğer bilgiler tamamlanılarak başvuru işlemleri yapılır. Gerekli başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra tebliğ kapsamında elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler ilgili adresten yayınlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Gerekli sürecin takibini ise e-defter, mevzuat ve teknik mimari içerisinde bulunan teknik mimariyi incelediğimizde burada ilk olarak mükellef tebliğde belirlenen şartlar ve XBRL formatında aylık defterini hazırlar. Gerçek kişiler e-imza veya mali mühür ile, tüzel kişiler mali mühür ile imzalama işlemini gerçekleştirir. Onaylanan defterlerin imza mühür değerleri alınır. E-defterin imza mühür değeri taşıyan e-defter beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak e-imzalanır veya mühürlenir ve daha sonrasında ilgili imzalama aşamasında DIA'dan almış olduğunuz veriler GİP e-defter uygulaması aracılığı veya web servis aracılığı ile e-defter beratı uygulamaya yüklenir. Yüklenen berat GİP tarafından onaylanır ve onaylandıktan sonra ilgili uygulamadan indirilen berat yasal saklama süresince muhafaza edilmek zorundadır. Gerçek kişiler elektronik defterlerini ilgili olduğu ayın takip eden 3. ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar. Tüzel kişiler elektronik defterlerini ilgili olduğu ayın takip eden 3. ayın son gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylar. Aylık dönem sadece onaya sunulan aylık defter kayıtlarını ifade etmekte olup önceki aylara ait kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlanılabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. İlgili gönderim süreleri içerisinde yapılan işlemler ve bunlara ait muhafaza ve ibraz yükümlülüğüne bakıldığında ise e-defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin her türlü elektronik kayıt ve veriyle doğrulama, görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişilebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntülenebilmeyi ve okunabilir kağıt baskılarını üretmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.